Üniversitesi'nde metalurji mühendisliği bölümü kurma yönündeki önermeler aslında 1964 yılının daha öncesine gidiyor. Ama belli ki bazı şartların oluşması beklendi ve 1964 yılının başında o zamanki mühendis fakültesi dekanı değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Parlar'ın talimatıyla, isteğiyle bu konuda çalışmalar başlatıldı. Bir anlamda bana bu konuda görev verdi. Mustafa Hoca büyük bir çalışma gerçekleştirdi. Anketler yaptı benim bir hatırladığım kadarıyla. Yani metalurji mühendisliği de nasıl bir metalurji mühendisliği? Bir gün kapı açıldı ve içeri iki kişi girdiler. Bir tanesini şahsen tanıyorduk. Bu şimdiki bölümümüzün kurucularından olan Profesör Doktor Mustafa Doruk. Diğeri de çok dünyaca tanınmış bir İsrailli profesördü. Profesör Ariel Taub. Dediler ki biz makine mühendisliği içerisinde opsiyon şeklinde bir metalurji mühendisliği kurmak niyetindeyiz. Şu anda opsiyon olarak öğrenci almak istiyoruz. İleriki bir tarihte bağımsız olarak bir bölüm olma hevesimiz, şeyimiz var dediler. O zaman ikili bir görüş var. Malzemeye doğru kayan bir metalurji mühendisliği mi? Yoksa işte maden cevherlerini alıp işleyen ve orada duran bir metalurji mühendisliği mi gibilerden? Bu iki proje arasında git gel pek olmadı. Ancak tartışma tabii yapıldı. O tarihlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli sistemiyle yönetiliyordu biliyorsunuz. Bölüm kurma yetkisi ve son karar mütevelli heyetine aitti. Ve o nedenle mütevelli heyetinin oluşumu, içindeki üyelerin görüşü bu kararın verilmesinde son derece belirleyiciydi. Haziran ayında Mustafa Hoca haberi getirdi. Dedi ki bölüm kuruldu. Mütevelli heyet bölümün kurulmasını kabul etti. Muharrem Timuçin Bey ilk asistan, Ekrem Selçuk ikinci asistan, Alpayan Karabey yurt dışında doktora yapmakta idi. Doktorasını bitirir bitirmez bize katıldı. Şimdi bunlara bakarsanız hepsinin bunların Orta Doğu kökenli olduğunu görüyorsunuz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kökenli. Mustafa Hoca da bir kuruluşundan biri burada var. Ben ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nin yıllar önce ilk 11 öğrencisinden bir tanesiyim. Ve aynı zamanda bu 11 içerisinden ilk akademik hayata atılarak ODTÜ'ye gelip öğretim üyesi olmuş elemanlarından bir tanesiyim. Ben makine mühendisliğine girdim. Birinci sınıfı, ikinci sınıfı orada okuduk. İşte 64, 65, 65, 66 oluyor. 66'da da bölüm kurulunca metalurjiye transfer ettik. Orası biraz enteresandır tabii. Metalurji işte bilmediğimiz falan bir şey. Üç tercih yaptım. Üçü de metalurjiydi. Adamlar bakıyorlar ya bu çok istiyor buraya alalım diyorlar. Ama gel de bunu şimdi ailemize anlat. Onlar böyle bizimle iftihar ediyorlar makinada oğlumuz falan diye. Bir anda bir böyle gökten iner gibi mi? Ne yani hava raporu falan düzenleyen bir bölüm mü gibi sorularla karşılaştık. Meteorolojiyle karıştırılıyordu tabii o zamanlar metalurji lafı. Ya annem ben metalurji mühendisi oluyorum deyince oğlum havayla ne işim var boş ver doğru mühendisi ol. Ya o zannetti meteoroloji mühendisi. Derece müsterihim. Çok iyi bir gruba teslim ettik bu şeyi. Metalurji mühendisliğini. İçim rahat yani. Evet, değerli mezunlarımız, değerli arkadaşlar. Tarihi bir an.
Epeyce kişi 25 yıl sonra açılmak üzere mektubunu kapsüle yerleştirdi. Burada hazırlanmış olan köşede de 25 yıl sonra açılacağı tarihte belirtilmiş durumda buradaki plakette. Umuyorum hepimiz sağlıklı bir şekilde 25 yıl sonra burada oluruz. Yaklaşık bir aydır mektup topluyoruz. Laboratuvardan numaralar koyduk. Hakkı Hoca dediği gibi dünyanın bin bir türlü hali var. Ama 2041'de mektup açıldığında mektup yazan herkes 2 dakikalığında olsa orada olacak. Hepimiz orada olacağız. Bu bakımdan oldukça anlamlı. Daha iyi bir Türkiye dileğini ben de mektubumda yazmıştım. İnşallah açıldığında içindekiler gerçekleşmiş olur diyorum.